Herkese merhaba. Visper olarak hızlı tüketim ve perakende sektörlerinde yaşanan değişimi ele almak amacıyla hazırladığımız Retail programımızda bu hafta konuğumuz Getir kurucu ortağı Tuncay Tütek. Tuncay Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Genel olarak şirketlere baktığımızda, kişilere ve şirketlere baktığımızda birçok sınıflandırma yapılabilir. Ancak iki tane ana grup var. Bir tanesi dijital doğanlar, bir de dijital dönüşümü yaşayanlar. Getir, dijital doğan şirketlerden bir tanesi. Her şeyiyle pure dijital, aslında ortamın içerisine doğmuş bir şirket. Covid-19 nedeniyle şimdi yıllar içinde yaşanacak değişim aylar mertebesinde gerçekleşiyor. Bunu hızlandırılmış bir değişim dönüşüm süreci olarak söyleyebiliriz. Bu süreçte, bu hızlandırılmış değişim sürecinde şirketinizin başarılı olması için belirleyici etkenleri bizimle paylaşmanız mümkün olur mu? Tabii. Belki şöyle başlarsam daha iyi olur. Getir'i hala tam bilmeyenler ya da Evet. farkını bilmeyenler olabilir. O yüzden ben çok kısaca bir iki cümleyle Yoğun bir anlatmaya şekilde çalışayım. kullanıyoruz. Yani Arıksoy ailesi olarak yoğun bir şekilde Ne kullandığımızı güzel. söyleyebiliriz. Sağ olun. Belki sonradan izleyenler bilmeyebilir. Getir ihtiyaç malzemelerini yani bu çoklukla market ürünlerini 10 dakika gibi bir sürede olduğunuz yere getiren bir uygulama, cep telefonu uygulaması. Böyle doğdu Getir. Akabinde yemeği de benzer şekilde yine kendi kategorisinde 20-25 dakika arasında getiren bir uygulama oldu. Size yemeği getirirken onu gösteren, resmini gösteren, kuryenin gelişini gösteren ve direkt size gelen bir uygulama oldu. Bunu yaparken de yapmak için de dediğiniz gibi teknoloji destekli değil, teknoloji şirketi olarak bunu yaptı. Biz kendimizi %70 teknoloji, %20 perakende ve şimdi işte yemek ve damacana diyebiliriz. %10 da bunun tepesine bir lojistik firması olarak görüyoruz. Yani pandemi ne değiştirdi hayatımızda? Yani Getir zaten alanında önce olan bir firma. Daha önce Getir gibi bir firma dünyada vardı da biz ondan kopya çektik gibi bir durum olmadı. Buna bizim dünyalarda genelde şöyle oluyor Türkiye'de. Yurt dışında bir model çalışır, ondan sonra tutar. Türkiye'de ya da bizim coğrafyamızda çoklukla klonlanır. Buna klonlamak denir. Bu o işin bir Türk replikası olur. Getir ise dünyada bir ilk. Yani Getir'den önce hiçbir firma 10 dakikada mal getirmeyi hayal bile etmiyordu. Biz bu fikri öncelikle iş ortaklarımızla paylaştığımızda ne gerek var dediler işte. Ertesi gün gelse, saatler içinde gelse, hadi bilemedin 45 dakika içinde gelse bize yeter dediler. Dedik ki biz hemen yani İngilizcesi de almost now yani hemen hemen şimdi hissiyatını verecek bir duygu yaratmak istiyoruz dedik burada. Bunu dediler ki siz müşterilere tüketiciye sordunuz mu dediler. Sormadık dedik yani sormaya gerek yok. iPhone'da çıkarken tuşsuz bir telefon olsun mu diye müşterilere sorulsaydı gerek yok. Ben işte BlackBerry'mden memnunum. Ben işte o zamanlar Nokia vardı hatırlarsınız. Nokia'mdan memnun cevabı gelecekti büyük ihtimalle. Benim aslında özgeçmişim 15 yıllık ben bir hızlı tüketim şirketlerinde marka yönetimi, pazarlama tecrübem var. Hayatım Türkiye'ye, bölgeye, dünyaya tüketici testleriyle bir şeyin neden doğru, neden yanlış olduğunu anlatmakla geçti. Ama Getir modelini açıkçası ben test etmek istemedim. Bu çünkü kurucular olarak biz üç ana kurucuyuz. Nazım Salur, Serkan Borançılı ve ben. Üçümüz de inandığı modeldi ve o yüzden Pure Tech diyebileceğimiz bir şirket olarak doğduk. Covid ne oldu? Yani bu zaten zamanın öncesine bir fikirdi Getir dediğim gibi. Ve biz zamanın öncesine giderken biraz Covid-19 bunu ya evet bu
gerçekten çok gerekli. Yani ben niye markete gideyim, neden risk alayım? Benim ayağıma gelsin. Zaten sokağa çıkma yasağı var. Sokağa çıkamayan da birçok insan oldu bu süreçte şey olarak da. 65 yaş üstü, 20 yaş altı, daha sonra 18'e indi. İşte bir takım kronik hastalıkları olanlar zaten çıkmadılar ve çıkmamaları gerekiyordu. Getir bir anda elzem hale geldi açıkçası. Dediğiniz gibi futuristik bir fikir gibi gözükürken bir anda hayatın temel ihtiyaçlarından birisi haline geldi. Diyeyim. Çok başarılı. Yani aslında bir girişimcinin en önemli özelliği bazı konularda hislerine dayanarak bu konularda yatırım yapması ya da girişimde bulunması. Bazen inanmayan kişilerin olduğu durumlarda birçok girişimcinin zaman zaman karşı karşıya kaldığı bir durum. Bunu başarılı bir şekilde yapıyor olmanız tabii ki takdire şayan, önemli bir başarıya imza attı. Dediğiniz gibi birçok uygulamada klonlanması çok Türkiye yabancı bir uygulamanın, yabancı bir ülkede özellikle Amerika'daki uygulamaların Türkiye'de klonlanması çok rastlanan bir durum. Yapılmamış bir şeyi yapmak ise ekstra bir başarı olarak gözüküyor. Tabii şey, COVID ile beraber hayatımıza başka şeyler de girdi, kavramlar da girdi. Özellikle COVID süreciyle hayatımıza yeni normal kavramının girdiğini söyleyebiliriz. Tabii yeni normal kavramı Türkiye'de yeni normal nedir, eski normal neydi, bunlar birbirlerine ne kadar yakınlar, ne kadar uzaklar tartışılır ama öyle ya da böyle dünyada bir yeni normal kavramı var. Sizce yeni normal nedir? Bu dönemde iş süreçlerinizi destekleyecek teknolojiler için öngörüleriniz nelerdir? Hı hı. Yeni normal aslında yani eski normal vardı. COVID-19 sonrasında bir tane yeni normale geçildi gibi bir şey yok. Yani eskisi ve yenisi diye bir şey yok. Aslında her gün bir yeni normal oluyor. Yanlış hatırlamıyorsam ilk Türkiye'de vaka 11 Mart gibi çıktı. Evet. 11 Mart'tan beri işin ekseni her gün değişiyor. Ne oluyor işte burada? İnsanların duyguları değişiyor her gün. İşte ilk başta birden sonra birinci vakadan sonra vaka sayıları arttı. Ondan sonra vaka sayıları bir yere oturdu. Türkiye ile beraber dünyayı izlemeye başladık. Ondan sonra maalesef ölümler gerçekleşmeye başladı. Ölümleri bir anda kanıksamaya başladık. Son günlerde 20 ve 20'nin altında olsa seviniyoruz ama ilk kaybı yaşadığımızda tüm Türkiye olarak çok derinden sarsılmıştık. Sokağa çıkma yasakları oldu, kısıtlamalar oldu. Tedarik sorunları yaşadık. Bir 3-4 gün ofiste çalıştık. İşte 11'inden yanılmıyorsam salı günüydü. Perşembe gününe kadar ofisteydik. Perşembeden sonra biz ofisi kapattık. 13 Mart olmalı. Evlere sandalyelerini gönderdik insanların rahat bir şekilde çalışsınlar diye, alıştıkları şekilde çalışsınlar diye. Ondan sonra işte Haziran başı gibi tekrar ofislere dönüş oldu. Ama işte şimdi ben de ofisteyim şu anda. Maskeli bir hayatla ofislere geldik. Şu an etrafında kimse olmadığı için maske takmıyorum. İşte o 1,5 metre kuralı gibi yani bir sürü şeyler yaşıyoruz şu anda. İşte şirkette ofiste normalde 450 kişi var. Biz 100 ila 150 kişinin gelmesini şey yapıyoruz, istiyoruz. Onlara göre servisler ayarlandı. Ya birçok şeyi gün be gün değiştiriyoruz. O yüzden tek bir normalden bahsedemeyiz. İşte ikinci dalga konuşuyoruz. Ya bunlar çok artık haber programlarında her yerde çok konuşulur oldu. Terimler artık o kadar kulağa şey geliyor ki kabuk bağladı kulağımız öyle söyleyeyim. İkinci dalgadır şudur budur ama geliyor ve yeni normalin aslında günlük bazen biz saatlik yaşıyoruz yeni normali. Çünkü zaten 10 dakika gibi bir sürede hizmet veren bir şirket için saniye saymak çok önemli. Biz saniye, dakika ve saat sayan bir şirketiz. Saatler içinde kampanya çıkabiliyoruz. Bir hizmeti kapatıp bir hizmeti açabiliyoruz. O kadar çok çabuk reaksiyon gösteriyoruz.
Yani yeni normal için tam bir tanım yok. Ama dediğimiz gibi bu iş uzun sürede gidilecekken bir anda teslimat işi, eve teslimat işi ve getir gibi 10 dakikalık bir model tam da hayatımızın ortasına oturdu diyebilirim. Doğru. Çok güzel. Yani gerçekten de getir bir teknoloji şirketi. Yaklaşık 10 yıl önceydi bir keynote sunumu sırasında şöyle bir şey demiştim. O gün için birazcık daha ütopik görünüyordu. Bütün şirketler teknoloji şirketi olacak. Ve dinleyiciler arasında ilaç şirketleri, kimya şirketi, banka, enerji şirketi, bu şirket farklı farklı teknoloji şirketi, farklı portföyde, farklı profilde, endüstride şirketler vardı. Gerçekten de 10 yıllık dönem içerisinde şirketler birer şeye dönüştüler, teknoloji şirketine dönüştüler. Çünkü veriyi anlamlandıran bazı yükselen teknolojileri, yapay zeka gibi, yapay görme gibi, görüntü işleme gibi veya blok zinciri gibi bazı yenilikçi teknolojileri kullanan şirketler gerçek birer teknoloji şirketi olmaya doğru adım attılar. Yeni dönemde aralarında işte yapay zeka, yapay görme, görüntü işleme, nesnelerin internetinin de bulunduğu yeni teknolojilerin sektörünüze sunabileceği faydaları nasıl görüyorsunuz? Bunları eğer örnekler varsa bizimle paylaşabilir misiniz? Tabii. Yani şöyle, teknoloji şirketi olarak ilk başta yazılım çok önemlidir. Bir işi yazarsanız o kodlama çok önemlidir. Kodlandıktan ve makine çalışmaya başladıktan sonra da aslında makinenin kendi kendini yönetmesi önemli. Bu da şöyle oluyor. Yani siz çok hakimsiniz tabii ki de genel izleyici için bunu anlatmaya çalışayım. Bir kod oluştuktan sonra oluşan datayla bir algoritma oluşturuyorsunuz ve bu algoritma artık insanların, bu kodlama yapan kişilerin yerine karar vermeye başlıyor. Bizim işimiz aslında çok pahalı bir iş. Neden pahalı? Bugün bir sohbette yurt dışından birisiyle konuşuyordum telekom konferansta. İşinizin özüne dedi, getirebilmeyen birisiydi. Hiç Türkiye'de bulunmamış uzun zamandır. Dedim ki işimizin özü bizim, mesela İstanbul'dan sadece örnek vereyim. Şu an 6 şehirdeyiz ama İstanbul gibi bir yerde 150 tane bizim minik depomuz var. Bu da şu demek, uygulamayı açtığınızda ben size 10 dakikalık bir çemberde ulaşabileceğim deponun stoğunu gösteriyorum aslında. Buradan beslendikten sonra, datadan beslendikten sonra ben size depoda neyi önereceğim, neyi kampanya yapacağım, kampanya göstereceğim, sizin gibi kaç kişinin o ürünü satın alacağı, benim bunu üreten firmaya nasıl bir bilgi geçeceğim, her şeyin başında o depoyu nerede kuracağım gibi bilgileri ben topluyorum ve artık sistem kendi sipariş vermeye, bir depoda kaç kurye olacağına kendi kendine karar vermeye ve önermeye başlıyor. Bu bizim işimizin en büyük yapı taşı. Bunun dışında neler yapıyoruz, nelerle çok uğraşıyoruz bu dönemde? En çok uğraştığımız şeylerden bir tanesi kuryelerimizin güvenliği. Yaklaşık 4000 tane sistemde kurye var. Bayilerimiz üzerinden 4000 tane kuryemiz var. Bu kuryelerin güvenliği için biz onların cep telefonunda motosikletleri ne yatıklıkta kullanıyorlar, frenleme zamanı ne kadar, hızlanma zamanı nasıl, nereden ne hızla geçmiş her birini takip ediyoruz, ölçüyoruz. Ve burada da biz bir startup'ız ama yavaş yavaş artık bir scale-up olmaya başladık diyebiliriz. Ölçeklenmiş bir şirketiz yani şu anda. Burada da bizden daha küçük olan bir startup'la çalışıyoruz. Çünkü benim bu teknolojik geliştirmeye ihtiyacım var. Artık sahada bir fiil gidip arkadaşları kontrol etmek yerine panelden uzaktan kontrol edip gerektiğinde gidiyoruz. Birebir konuşmalarımızı yapıyoruz. Sen burada bak hızlanmışsın, burada şöyle bir tehlikeli dönüşüm var deyip bunun üzerine senin puanın bu diyoruz. Olumsuz olan birisi, sürekli olumsuz olan birisi olursa da kendisine teşekkür ediyoruz.
Pandemi öncesinde kırmızı et ve beyaz et satmıyorduk. Sonrasında çok istendi, çok arandı ve bunları satmaya başladık. Bunlar da raf ömrü olarak çok dikkat edilmesi gereken ürünler. Artı 4 derece dolaplarımızda bunlar bulunur. Sürekli olarak SKT kontrolüne bakılır. Ama dedik ki bu dolaplarımızın bir sıcaklığından sürekli olarak emin olmalıyız. Bunun için bir proje başlattık. Şu anda tüm dolaplarımızın içine ki yaklaşık 2000 tane artı 4 derece dolabımız var. 2000 adet dolabın içine biz ısı sensörleri yerleştiriyoruz. İşte o dolaplar ne kadar açık kalmış, ne kadar kapalı kalmış, ani dalgalanmalar var mı, bunları takip ediyoruz. Burada aslında en büyük iki örnek şu anda hem motosikletin ve aracın benimle konuşması, hem dolapların benimle konuşmasını sağlıyoruz. Yani teknoloji geliştirmiş olmak için geliştirmiyoruz açıkçası. Gerçekten ihtiyaç varsa geliştiriyoruz. Ne yaptık başka? Aslında dijital bahşiş sistemini sisteme aldık. Çünkü insanların elinde artık çok fazla nakit olmuyor. Nakdi tutmak istemiyorlar. Yoktu. Biz yaklaşık 5 gün gibi bir sürede oturdu bizim teknoloji departmanı, yazılımcı arkadaşlar. 5 gün gibi bir sürede dijital bahşişi devreye aldık. Burada sürekli müşteriyi dinliyoruz. Yani başta dinlemedik ama çıkarttıktan sonra müşteriyi dinliyoruz artık. Ne ihtiyaç var? Ona bakıyoruz. Kapıda teslim büyük bir ihtiyaç olarak ortaya çıktı. Yani kapı kapalıyken teslim etmeye başladık. Bu geliştirmeyi yaptık bu süreç için, içinde. Başka bir takım vefa kolisi diye bir şey başlattık. Öyle bir projenin içinde olduk İstanbul Valiliği ile beraber. Bunun için merkez depolarımıza bantlama sistemleri kurmaya başladık. Bununla beraber bu bantlama sistemini başlattıktan sonra merkez depolarımız çok büyüdüğü için içeriye bu uçtan uca şu anda şeylere başladık. Bant sistemine, yani ürün bir ucundan koyulacak, minik depolarıma, küçük depolara götürülmek üzere ürünleri biz artık kendi kendine toplayan bir sisteme geçiyoruz. Bana izin verirseniz daha anlatmaya devam ederim de ben burada keseyim bence. Şey yok evet. Yani hani aklınıza gelen her şeyi dinlemek isteriz. Yani şöyle özetleyeyim, iş neyi gerektiriyorsa biz günler mertebesinde bu şeye cevap bulmaya çalışıyoruz teknolojik geliştirmelerle açıkçası. İçeride bir yazılım ekibimiz olduğu için de bu hızda çalışabiliyoruz. İşimiz hızlı olduğu için ekibimizin de çok hızlı olması gerekiyor. Bir sorum şeyde olabilir, yani bir konu başlığı altında olabilir. Sizin için, yani siz online alışveriş yapan bir uygulamanın, bir hizmetin parçası olduğunuz için stoğu anlık olarak tutuyorsunuz. Yani bir mal eğer stoktaysa ve satın alınabilir durumdaysa birisi satın alıyor. Siz de satın aldığı an itibariyle envanterinizden o ürünü düşüyorsunuz. Ama hani İstanbul'da bile farklı bölgeler var. Eminim ki şey vardır, farklı bölgelerde farklı ürünler daha çok satılıyordur ya da daha fazla ihtiyaç vardır. Bunun için bir optimizasyon, çünkü bu işin optimizasyonu çeşitli metodları, yöntemleri kullanarak yapmak en temel konulardan. Hem müşteri hizmetinin daha iyi bir yere getirilmesi, hem de arka taraftaki verimliliği daha iyi getirebilmek için önemli olabiliyor. Bu konularda bir şey söylemeniz mümkün olur mu? Doğru. Ya var, beni hep şey çok şaşırtıyor, çiğ köfte mesela. Çiğ köfte de sattığımız ürünlerden bir tanesi. Nedense işte küçük çekmece, büyük çekmece, Beylikdüzü taraflarını daha çok tüketiliyor şeye göre. Litrelik kola da oralarda daha çok tüketiliyor. Yani Beşiktaş tarafında 6x250 litrelik bu teneke kolalar tüketilirken orada litrelik daha çok tüketiliyor. Ne yapıyoruz şu anda? Getir'deki genel portföy tecrübesini kırmamaya çalışıyoruz. Yani
Beşiktaş'ta bir litrelik yok da Küçükçekmece'de var değil. İki tarafta da var. Ama biraz önce değindiğiniz gibi ben bunun adedini ayarlıyorum. Yani Beşiktaş'ta iki tane litrelik kola, 8 tane 250 mililitrelik kola tutarken Küçükçekmece'de gidiyorum 8 tane litrelik tutuyorum. Oradaki çiğ köftenin stok adedini daha yüksek tutuyorum. Öyle bir yönetim yapıyorum tabii ki de. Yani orada yok dedirtmemeye çalışıyoruz müşterilerimize, dememeye çalışıyoruz. Evet. Ya perakendinin en önemli şeylerinden bir tanesi mağazaya gelen müşteriye bu online de olsa, offline de olsa bir şeyi yok dedirtmemek. Yani onu iyi bir şekilde yönetebiliyor olmak önemli. Getir bir sonraki aşamada ne yapacak? Yani bize bir sonraki aşamada ne yapacağınızla ilgili birkaç cümle söylemeniz mümkün olur mu? Şunu söyleyeyim, sürprizlerimiz olacak. Yani evet. Bugün durduğumuz yerde durmayacağız. Bir taraftan yeni hizmetler için çalışıyoruz. Şu anda bölge ve şehir bazında değişmekle beraber Getir uygulamasını açan birisi 4 tane sekme görüyor. Bir tanesi Getir, diğeri Getir Yemek, Getir evet. Büyük ve Getir Su olmak üzere. Yemek ve su İstanbul dışındaki şehirlerde şu an için yoklar. Buralarda ve Getir Büyük'te de bu üçünde çok şeyimiz var. Genişleme hedeflerimiz var. Genişlemeye devam edeceğiz bu üç şeyde. Yeni dikeylere de gireceğiz. Üzerinde çalışıyoruz, onu söyleyebilirim. Yani 2 milyon üzerinde müşterisi var Getir'in. Bu büyük bir baz aslında. Bir ürün Getir'de eğer bulunuyorsa %100 o şehir için bulunurluk demektir. Ben bugün İstanbul'un yaklaşık %98'ini kapsıyorum nüfus olarak. %98'in tamamında var demektir aslında. Yani şöyle diyeyim, ben eski tüketim ürünleri geçmişli olduğum için bir ürün çıkarttıktan sonra onu rafa koymak, bulunur yapmak son derece zordur. İşte %40-50 bulunurluklar iyidir, 70-80'ler çok iyidir, 90 ve üzeri mükemmeldir. Çünkü işte İstanbul'da yaklaşık 20 bin üzerinde bakkal var, ciddi sayıda da market var. Siz o %90 bulunurluğu sağlamak için 18 bin bakkalda olmanız lazım. Oysa ki ben Getir sayesinde o ürün sahibine %100 bulunurluk sağlayan bir şirketim. Aynen. Gerçekten çok başarılı. Tuncay Bey, Retail'e katılarak bizlere vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Bahsettiğiniz gibi özellikle bu süreçte iş dünyası hep birlikte şahit olduğumuz gerçekten de çok ciddi bir dönüşüm yaşıyor. Getir de bu dönüşümün gerçekten önemli oyuncularından bir tanesi. Verdiğiniz bilgiler için ve paylaştığınız yani herkesin ilgisini çekebilecek konular için kendim adına ve izleyiciler adına teşekkür ediyorum. Rica ederim. Evet, biz bir taraftan bir kamu işine de döndük bu süreçte. Demin dediğim gibi Vefa Kolleri işte. Çok başarılı. Onun için de teşekkürler. Evet. Sağ olun. 65 yaş üzerine özel hizmetlerimiz oldu. İşte Turkcell'le bir işbirliği yaptık orada. Telefonla sipariş aldık ilk defa. 65 yaş üzerine doktor ve sağlık çalışanlarımıza indirimler yaptık. Özel kampanyalar yaptık. Övünülmez yapılan iyilikte iyiliği yaparsınız ve onu suya atarsınız ama kamu hizmeti beklentisi oldu. Bir üzerimizde, omuzlarımızın üzerine bir sorumluluk yüklendi. Altından kalkmaya çalıştık, öyle söyleyeyim. Türk şirketi, Türk yazılımcılarla bu işi yapmak gurur verdi bize, öyle söyleyeyim. Halkımıza hizmet etmekten mutluluk duyduk biz bu süreç içinde. Biz de bütün bu yaptıklarınız ve sağladığınız hizmetler için çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ederim.